anne babalar nerede, çocuklar orada felsefesi var. Biraz bundan bahsetmenizi rica edeceğim. Bu önemli bir mesele. Biz klinik pratikte gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi. Bazen anne babalar gidecekleri yerde çocuğa bakacak kişinin olmadığını düşünerek kendilerince ya işte Almancı Almanya'ya gidiyor veya işte bir yerde karı koca beraber çalışıyor. Anneannesi, babaannesi daha iyi bakar. Ona da yoldaş olsun diye çocuklardan bir tanesini geride bırakabiliyorlar. Bu çocuklar da geride bırakılmış, seçilmemiş, terk edilmiş, İstenmemiş. istenmemiş Evet. duyguları oluşturuyor ve insan psikolojisi için oldukça yıkıcı bir mesele. O yüzden açık ve net bir şekilde çocuk nerede, anne baba nerede, çocuk orada'yı öneriyoruz. Ha, bunlar her zaman illa ağır hasar bırakır mı? Risk bunlar. Riski azaltmak Yani istiyoruz. riski azaltmak istiyoruz. Ama açık ve net bir şekilde anne baba nerede? Çocuk orada. Yani çocuğun anne babaya ulaşabilir olması lazım. Çocuğun geride bırakılmış, alınmamış, özellikle de bazen de şöyle oluyor. Çocuklardan bir tanesini götürüyorlar, bir tanesini götürmüyorlar. Bu zamanda hani seçilmemiş çocuk oluyor. Bu oldukça travmatik ve klinik ortamda bunun sonuçlarını görebiliyoruz. Evet, yani çocuklar unutur, hatırlamaz, alışır. Şeyle bakmamak lazım. Daha dikkatli olmak lazım. Hani bir gün bile hatta belli bir yaşa kadar eğer çocuk hazır değilse, yani şu olabilir. Yani anneannesini çok seviyor. Ne olur anneannemde kalayım diyor. Tamam, bir gün, 2 gün diyelim çocuk da çok istiyor ve çok rahat, çok şey, keyfi yerinde. Tamam, sıkıntı yok ama anne gitme işte, diyelim tatile gidiyorlar ya da işte umreye, işte anne gitme, ağlıyor çocuk arkasından vesaire, bu şekilde bu halde bırakmamak lazım diye düşünüyoruz. Yani başka hocam? Şimdi bir de hayat şartları bazı insanlar için zor oluyor veya diyelim ki ekmek kazanmak için, iş yapmak için aileden biri uzun süre uzağa gidebiliyor. Bir nevi bir çocuğun anne babadan, örneğin diyelim ki babadan en sık senaryo, ne kadar ayrı kalabileceğiyle ilgili bir soru sorması gerekiyor kişilerin. Yani bu çocuk babanın uzun süre ayrı kalmış olması çocukta nasıl bir etki yaratır, nasıl bir psikoloji yaratır sorusunu sormak lazım. Bunun mutlak zaman dilimini bilmiyoruz ama şu doğru bir şey değil. Yani çocuk işte annesiyle yanında, kardeşleri var yanında, işte baba uzakta da olsa olabilir. Olabilir, hani bunlar iki kere iki dört eder gibi bir şey değil. Hayatın şartları, insanlar çalışmaya gidiyor, baba da özlüyor ama mecburen yapıyor. Ama şu bilinçle mümkün olduğu kadar çocuğa ulaşılabilir olması, mümkün olduğu kadar görüntülü konuşması, mümkün olduğu kadar sık aralıklarla gidip gelmesi, geldiğinde çocuğa özel vakit ayırması. Yani çocuğu uzun süreli anne veya baba yoksunluğunda bırakmak, özleminde bırakmak, gece rüyalarında görür hale gelmek, gece rüyasında ağlayarak uyanmasına sebep olmak ruh sağlığı için bir risk faktörü. Hele bir de biraz böyle işte sınır problemleri var diyelim çocuğun. İşte bak böyle yaparsan baban gelmez. İşte baban gelsin seni ona söyleyeceğim. Ya gibi böyle annenin kontrol edebilmek için ya da tam tersi babanın ya da anne neyse. Bu şekilde bir yaklaşımı çok daha riskli olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Evet.